Eğer bu videoya like attıysan, sonra kanala abone olduysan, üstüne bir de bildirimleri açtıysan sen iyi birisin demektir. Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir. Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl. Hepinize merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerin karşısına çok değişik bir haberle çıkıyorum. Brookhaven şehrine 10 dakika sonra çok büyük bir meteor düşecek. Muhtemelen bu meteor şehri altla üst edecek. Yani anlayacağınız, canını seven kaçsın demek istiyorum ama hiçbir yere kaçamazsınız. Çünkü bu meteor o kadar büyük ki nereye kaçarsanız kaçın sizi bulur ve etkiler. Evet, yanlış duymadınız. Brookhaven şehrine meteor düşüyor. Yani Brookhaven'ın sonu geliyor galiba. Ölmeden önce yaklaşık sadece 10 dakikanız var. O yüzden son dakikalarınızı keyifle geçirmenizi diliyorum. Ama panik yapmayın. Ya da yapın, Brookhaven'ın sonu geldi çünkü. Bu ne biçim haber ya böyle? Şaka yapıyorlar herhalde. Şuna bak. Aman kapat şu televizyonu. 1 Nisan falan mı ki bugün? Yo, 1 Nisan da değil. Neyin şakasını yapıyorlar acaba? Komikmiş ama güldüm. Şuna bak, böylesine güzel bir günde neyin meteoru, neyin sonu? Çok güzel. Ha? Aa, sanırım bir sorunumuz var. Acaba dediklerinin haklı olabilirler mi? Yoksa Brookhaven'ın sonu mu geliyor? Hayır, bu olamaz. Ölmek için çok yakışıklı, akıllı ve zekiyim. Neler oluyor burada? Onlarla gidip konuşmam lazım. Hey dostum! Canını seven kaçsın! Bana burada neler olduğunu açıklar mısın? Ne oluyor? Dostum, Brookhaven'ın sonu geliyor. Kaç kurtar kendi canını. Brookhaven'ın sonu mu geliyor? Ama bu nasıl olabilir? Hem Brookhaven'ın sonu geliyorsa nereye kaçabilirsin ki? Kendine bir sığınak bul. Meteordan etkilenmeyecek bir yer bulman lazım. Meteordan etkilenmeyecek bir yer mi? Nereden bulabilirim? Sen biliyor musun? Evet, biliyorum. Oo dostum, bu çok iyi bir haber. Adamsın sen. Hadi gidelim. Kaybedecek zamanımız yok. Oo, baksana meteor yaklaşıyor. Gerçekmiş. Maalesef dostum, seni alamam. He, ama neden? Arkadaşı sanıyordum. Beni ölümümü terk edeceksin. Aa, çok kötüsün. Olamaz. Maalesef seni kurtaramam. Nereye gideceksin bari, onu söyle. Muz Krallığı adasına gideceğim. Muz Krallığı adası mı? Ne? Ama öyle bir yer yok ki. Hayır, var. Arayıp bulacağım orayı. Beni meşgul etme. Muz Krallığı adası, beni bekle. Aa, olamaz. Herkes kafayı yemiş, şuna bak. Olamaz, ne yapacağım. He, bu araba üstüme gel. Hey, dikkat et. Hop. Ne yapıyorsun, sanıyorsun sen? Önüne baksana. Dünyanın sonu geliyor, kaçın. Olamaz. Bir şeyler yapmam lazım. Acilen kendimi kurtarmam lazım. Böyle duramam. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Ne yapabilirim ki? Acaba bu şehirden nasıl kaçabilirim? Tabii bu mümkünse. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sanırım şehrin merkezi. Hop, bir dakika. Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Az daha beni eziyordun, farkında mısın? Merhaba, iyi misin? Olamaz. Adam çok fena çarptı ama az kalsın bana çarpıyordu. Herkes çıldırmış vaziyette. Ama işe iyi tarafından bakacak olursak, sanırım bu motosikleti ödünç alabilirim. Evet. Sanırım bunu almamın bir sakıncası olmaz diye düşünüyorum. Evet, işte böyle. Hadi şimdi birazcık şehrin merkezine gideyim. Umarım bana yardım edecek birilerini bulabilirim şehirde. He, o da öyle. Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Tamam, paraları al ve lütfen git. Lütfen öldürme beni. İşte bu. Artık çok zenginim oley. He, ama dünyanın sonu geliyor. Parayı ne yapacaksın ki sen? Gerçekten neler olduğunu hiç anlam veremiyorum ama kendi yoluma devam etmem lazım. Evet, bunu yapmalıyım. Kendi hayatımı kurtarmam gerekiyor. O yüzden yoluma devam etmeliyim. Bakalım nelerle karşılaşacağım daha. Umarım kendime bir barınak bulabilirim. He, ne oluyor orada? Hey, ne yaptığını sanıyorsun sen? Derhal şu arabayı bana ver, seni yaşlı adam. Olmaz, lütfen rahat bırak bizi. Ver dedim hemen sana. Yoksa seni döve döve zorla indiririm arabadan. Bunu mu yapmamı istiyorsun he? Gerçekten ona yaşlı suratını böyle yumruklamamı mı istiyorsun he? Lütfen rahat bırak bizi. Torunum var yanımda. Gidecek hiçbir yerim yok, lütfen. Bırak gideyim. Olamaz. Kötü kalpli hırsız yaşlı adamın arabasını istiyor. Bu şehri terk etmem için ihtiyacım olan tek şey araba. Ver dedim hemen şu arabayı bana. İmdat, yardım edin, kimse yok mu? Yaşlı adama yardım etmek zorundayım. Evet, bunu yapmak zorundayım. Hey hırsız, buraya bak. Ha, sen de kimsin? Nereden çıktın? Git başımdan. Al bakalım bunu, beğenecek misin? Al sana. Manyak adam, sen nereden çıktın? Göremiyorum. Evet, onu atlatmayı başardım. Yaşlı adamı kurtardım. İyi misiniz? Teşekkürler evlat, sana olmasan çoktan ölmüştük. Sen çok iyi bir işin. Teşekkür ederiz, hayatımızı kurtardın. Rica ederim. Önemli değil. Nereye gidiyorsunuz ki? Zaten dünyanın sonu gelmiş. Gizli bir barınağımız var evlat, oraya gidiyoruz. O barınağın bizi meteordan kurtaracağını düşünüyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Vay canına, gizli bir barınak mı? Evet, isterim, sizinle gelmek istiyorum. Ama önce sanırım yanımızda getirmemiz gereken birkaç parça şey var, onları almamız lazım. Hayır evlat, neden bahsediyorsun? Hiçbir şey alacak vaktimiz yok. Çabuk gitmeliyiz buradan, atla arabaya. Zamanımız daralıyor, hadi. Hayır, olmaz. Önce markete uğrayıp birazcık cips almamız lazım. Ben cips olmadan yaşayamam. Evet, cips. Hadi gidip cips alalım.
Olamaz olamaz, dalga mı geçiyorsun benimle? Ne cipsinden bahsediyorsun? Dünya yok olacak diyorum sana. Çabuk olmalıyız. Bana ne bana ne, ben cipsler almadan hiçbir yere gitmiyorum. Şimdi seçimini yap. Hayatın mı, cipsler mi? Dur bir düşüneyim. Düşündüm de tabii ki de. Cipsler. Dünyanın sonu gelecek de bir daha sizden yiyemeyeceğim diye çok korktum. Gerçekten. O bir şey yardım etti, onu beklemeliyiz. Onu almadan gitmemeliyiz. O iyi bir dede lütfen. Hayır kızım, kaybedecek vaktimiz yok. Hemen gitmeliyiz buradan, atla arabaya. Olamaz, gerçekten gidiyorlar, hayır. Olamaz 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 olamaz, kendi başımın çaresine bakmam lazım şimdi. Sanırım polis karakoluna gidebilirim. Evet, polis karakoluna gidebilirim. Belki orada bana yardım edecek birini bulabilirim. Acele etmem lazım, çabuk olmalıyım. Zaman daralıyor. Eminim şehrin polisleri bunun için gereken önlemi almışlardır. Gidip onlarla konuşmam lazım. Hey, merhaba, kimse var mı? O da ne? Ayağa kalksana, ne yapıyorsun burada? Şehrin sonu geliyor, insanları kurtarmamız lazım. Yapacak hiçbir şey yok evlat, ne yapabiliriz ki? Bu meteordan kaçmak imkansız. Hayır, o kadar kolay pes edemeyiz. Ayağa kalk. Meteor düşmeden önce sadece birkaç dakikamız kaldı. Artık çok geç. Dışarıda kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var da sen burada oturup ağlamayı mı seçiyorsun? Utan kendinden. Maalesef evlat, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Brookhaven'ın sonu geldi artık. Her şey buraya kadarmış. Bence sen de son dakikalarını burada benimle konuşarak geçirme. Bu böyle olmayacak sanırım. Gidip kendi başımın çaresine bakmam lazım. Umarım kendime bir barınak bulabilirim. Çok az zaman kaldı ama. Barınağı buldum. Gizli barınağı buldum. He? Deli kadın gizli barınağı bulduğunu söylüyor. Yoksa bu kurtulmak için bir işaret olabilir mi? Canını kurtarmak isteyen benle gelsin. Gizli barınağı buldum. Hepimizi kurtaracak meteordan. Beni takip edin. Oley be, sonunda, son dakikalarımda bunu bulacağım biliyordum. Kendime olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Deli kadını takip edeyim de kurtulayım bari. Hadi deli kadın, götür bizi. Benle gelin. Acaba nereye götürecek bizi, çok merak ediyorum. Hadi az kalmış olmalı. Geldik sayılar, az kaldı. İşte sığınak burada, hepimizi kurtaracak. Olamaz yani, çöp kutusundan mı bahsediyordu? Zaten deli kadından ne bekleyebilirim ki? Bari son dakikalarımı motor sürerek geçireyim. Nasıl olsa öleceğiz. Sizsiniz. Vay canına, hala buralarda mısınız? Çabuk genç adam, içeri gir. Senin gizli sığınağımızı alacağız. Gizli sığınak mı? Vay canına. Kurtulacak mıyız yani? Çok heyecanlıymış geldi. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi içeri girelim, koşun. Ne kadar vaktimiz kaldı, bakmam lazım. Vay canına, gerçekten çok az vaktimiz kalmış. Koşmamız lazım. Hadi yaşlı adam, gir içeri, koş. Beni bekleyin. Hadi aşağıya binin çabuk. Olamaz, birazdan burası yerle bir olacak. Olamaz, ne oluyor? Vay canına, ölmedik, hala hayattayız, buna inanabiliyor musunuz? Evet, hala ölmedik, hayattayız. Vay canına, büyük patlatma yaptırdık sanırım. Hadi gidip dışarı bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş görelim, ne de olsa ölmedik değil mi? Hayır evlat, dur, dışarı çıkamayız. Ne, ama neden? Hadi gidip dışarı çıkıp neler olduğuna bakalım. Hem belki yaralı insanlar vardır, onlara yardım etmemiz lazım, burada duramayız. Dışarı çıkamayız çünkü meteor çok güçlü bir radyasyon etkisi yaratmış olabilir. Dışarı çıktığımız anda tozlarımıza ayrılırız. Ama belki yardıma ihtiyacı olan insanlar olabilir dışarıda, onları öyle bırakamayız. Ne de olsa biz ölmedik, şanslıyız. Onlar bizim kadar şanslı olmamış olabilir. Ama ölümcül bir radyasyon etkisinden bahsediyorsan sanırım birazcık beklememiz lazım. Hem ne kadar sürecek ki bu radyasyon? 5 dakika falan mı? Yaklaşık 3 yıl. Ama biz işimizi garantiye almak için 3,5 yıl bekleyeceğiz. 3,5 yıl sonra buradan dışarı çıkabiliriz. Ne? 3,5 yıl mı? Olamaz. 3,5 yıl boyunca burada mı bekleyeceğiz yani? Evet, burada bekleyeceğiz. 3,5 yıl boyunca burada ne yapabiliriz ki? Bak evlat, burayı torunumla ben beraber yaptık. Burası bizim gizli sığınağımız. Meteor düşmesinden sağ salim kurtarmamızın sebebi de bu. Vay canına, yani burayı yaşlı bir adam ve küçük bir kız beraber mi yaptı? Mükemmel. Evet, biz yaptık. Hadi sen etrafı gezdireyim. Vay canına, kulağa hoş geliyor. Hadi gezelim. Bu değişik yerde daha nelerle karşılaşacağım gerçekten çok merak ediyorum. Hayatta kaldığımız için çok şanslıyız. Ve bunu size borçluyum. Çok teşekkür ederim. Önemli değil evlat. Hadi gel. Peşimden gel. Acaba burada daha neler var? Vay canına, bu da ne böyle? Burası bizim çiftliğimiz evlat. Yiyeceklerimizi buradan karşılıyoruz. Onlara çok iyi bakıyoruz çünkü onlar olmasa yaşayamayız. Vay canına, harika gözüküyor. Şuna bakın, üstelik bedava duş bile var. Ben burada sürekli banyo yapabilirim. Evet. Hayır, ne yapıyorsun, bu yere gel hemen. Müsaade eder misin lütfen, duş alıyorum. Onlar senin duş alman için yapılmadı ki şapşal. He, nasıl yani, niye yapıldı ki o zaman? Sebzeler büyüsün diye su veriyoruz oradan onlara. Çık hemen oradan, hadi bozacaksın. Adamım, ben de beleş duş var diye sevinmiştim. Neyse, çıkayım bari. Tamam, burada duş var öğrendik. Yani pardon, tarla var öğrendik. Peki ya burada ne var? Bu kutuların içinde neler var? O kutuların içinde
Evet, bu kutuların içinde neler var söyleyin hemen. Burası bizim depolama alanımız. Yiyeceklerimiz, ilaçlarımız, gerekli alet edevatlarımızı burada saklıyoruz. Biliyorsun uzun zaman geçireceğiz burada. O yüzden bayağı bir şey stokladık. Bunları dikkatli kullanmamız lazım. Anlıyor musun? Oo evet anlıyorum. Burada bayağı bir şey var. Hepimize yeter bence. Evet ama yine de dikkatli kullanmamız lazım. Evet. Hiç merak etmeyin. Dikkatli kullanırız. Hadi gel şimdi sana yatak odasını göstereyim. Vay canına, kendi yatak odam bile var. Vay canına, şu yatak odasının güzelliğine de bakın. Burası benim mi? Evet evlat. Ama yatmadan önce çalışmamız lazım. Biliyorsun ben yaşlı bir adamım. Senin gibi genç birinin gücüne kuvvetine ihtiyacımız var. Evet, kaslarımdan faydalanabiliriz. Benim kaslarım bu dünyadaki her şeyi yapmaya yeter gerçekten. Ama önce birazcık uyusaydık olmaz mı? Hayır evlat, olmaz. Önce iş yapmamız lazım, yoksa aç kalırız. Peki madem, ne yapacağız? Tarladaki meyvelerin büyüme vakti geldi. Onları toplamamız gerekiyor. Bu işi sen yapabilirsin diye düşündüm. Hadi gel de yardım et. Çalışma vakti. Peki, kulağa hiç fena gelmiyor. Hadi gidip çalışalım. Ha, o da neydi? Yoksa hala hayatta olan birileri mi var? Dışarıdan bir ses geldi. Birileri yardım istiyor olabilir. Kapıyı mı açmalıyız yoksa? Hayır evlat, dur, sakın kapıyı açma. Ama neden? Dışarıda kalmış birinin yardımımıza ihtiyacı olabilir. Onu öyle yüzüstü bırakamayız. Yardım etmemiz lazım. İnsan olduğuna emin misin? Sesi neye benziyordu? Bakayım. Sanırım haklısın. Pek insana benzemiyor. Bak, dinle beni. Biliyorum insanlara yardım etmek istiyorsun ama şu an kimseye güvenecek vaktimiz yok. O yüzden kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Kapıyı açamayız. Radyasyon etkisiyle 3 saniyede ölürüz yoksa. Anladın mı beni? Şimdi bana söz ver. Kapıyı hiçbir zaman açmayacaksın. Söz mü? Peki yaşlı adam. Sen öyle diyorsan öyledir. Kapıyı açmayacağım. Söz veriyorum. Hiçbir zaman. Güzel. Dediğim gibi 3,5 yıl sonra anca dışarı çıkabiliriz. Radyasyon etkisi anca o zaman geçmiş olur. Gel o zaman. Sana aşağıda göstermek istediğim bir yer daha var. Takip et beni. Oo vay canına, bir tane daha gizli yer var galiba. Geliyorum. Oo, burası da ne böyle? Burası benim diğer insanlarla iletişim kurmam için bir yer. Eğer hayatta kalan tek bir insan varsa bile onunla internet üzerinden iletişim kuracağım. Yani dışarısı güvenli mi değil mi internet sayesinde anlayabiliriz. Fakat şu an kimseden ses seda yok. Sanırım hayatta kalmayı başaran bizden başka kimse olmamış. Ah bu çok kötü. Onların adına gerçekten çok üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Bir an önce 3,5 yıl dolsun ve dışarı çıkıp bakmak istiyorum. Temiz hava almayı çok özledim gerçekten. Gökyüzünü görmek istiyorum. Güneşi görmek istiyorum. Sabırlı ol evlat. Zamanı gelince çıkacağız buradan. Yaklaşık 1,5 yıl geçti ve burada çok sıkıldım. Her günüm aynı gerçekten. Hayatta kaldığım için şanslı mıyım, şanssız mıyım bilmiyorum. Şu an gerçek dünyada neler olduğunu çok merak ediyorum. Yani keşke çıkıp bir görebilsem. Ama yaşlı adamın dediğine göre çıkarsam anında ölürüm. He, o da ne öyle? Yine bir ses geldi. Bakmam lazım. Kim var orada? Alo. Kim var orada? Lütfen ses verin. Ne sesi olduğunu anlayamıyorum. Çok uzaktan geliyor. Ama yaşlı adamın dediğine göre bu bir tuzak olabilir. Kapıyı açamam maalesef. Buna alışsam iyi olacak. Neyse, iş vakti. Gideyim de sebzeleri toplayayım. Yarısından çoğu gitti, azı kaldı. Bunu başarabiliriz. Hey millet, uyanın. 3,5 yıl oldu, sonunda dışarı çıkabiliriz hadi. Yıllardır bu anı bekliyorduk ve artık zamanı geldi. Hadi yapalım şu işi, dışarı çıkalım. Aa evlat. Artık hareket edemeyecek kadar yaşlandım. Zamanı geldi. Beni burada bırakın, siz kendi başınızın çaresine bakın. Bunu yapabilirsiniz. Hadi gidin buradan. He? Olamaz. Seni almadan hiçbir yere gidemeyiz. Büyük baba, ne oldu sana? Yürüyecek halde değilim. Çok ağrım var. Hadi gidin siz. Dışarı çıkın. Tehlike geçmiştir. Hayır, seni burada bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Madem yürüyemiyorsun, o zaman ben de seni taşırım. İşte bu kadar. Oldu bir iş. Hadi dışarı çıkalım. Evet, 3,5 yıl sonunda ilk defa gün yüzü göreceğim. Çok heyecanlıyım. Biliyorum siz de çok heyecanlısınız. Ama dışarıda hala ne olup ne bittiği hakkında bir fikrimiz yok. Çok kötü şeylerle karşılaşabiliriz. Mutat canavarlar, zombiler, her şey olabilir. Küçük kız, sen arkamda kal. Yaşlı dede, sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim, merak etme. Hadi yapalım şu işi. Gelin benimle. Ha, olamaz. Yani bir dakika, bu da ne böyle? Çünkü her şey normal, hiçbir şey olmamış ki. Ne işiniz var burada, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Dostum, her şey şakaydı, sana şaka yaptık. Nasıl yani, nasıl bana şaka yaptınız derken, ben 3,5 yıl boyunca bu pislik yerde boşu boşuna mı bekledim yani? Nasıl ama, sürprizimizi beğendin mi? Sürpriz! Sürpriz değil mi sürpriz? Şaka! Her şey şakaydı. 3,5 yıl boyunca yani orada beklemem. Bir şaka uğrağıydı değil mi? Ne kadar da komik.